akşam. İyi, sen de dön işte gel. Ya ben dönmeyeceğim ki, video seyredeceğim. Yarın annem alıp okula getirecek beni. Ben de pazar günü babamda seyredeceğim video. İyi, güle güle. Karnım acıktı. Ortalığı dağıtma, değil mi? ...2980. Buyurun. Abla sepetini götüreyim. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oyalanmadan dön. Peki. Abla. Abla, zafiyet ne demek? Zafiyet? Ha, zafiyet. Niye soruyorsun ki? Hiç. Zayıf düşmek demek, bir hastalık. Hasta mısın Haydar? Yok abla, bir şeyim yok. Disiplin, disiplin, disiplin! Hürmetler hanımefendi! Sağ ol. Yavaş evladım, yavaş! Şu ayaklarını siliver! Ver Haydar! Kusura bakmayın, bunlar sağ malum! Sağ ol abla! Nizam, intizam kalmıyor! Şu yeni astım bildiriyi de... Okurum, merak etmeyin! Bazı dairelerin çöplerini istenilen biçimde koymadığı müşahede edilmektedir. Elif gelmemiş. Ama biri buraya gelip çantasını bırakmış. Sonra da yemek yemiş. Bu gelen küçük bir bebek olmalı. Çünkü dağıttıklarını toplamamış. Nerelerde acaba bu küçük kız? Burada da değil. Şu küçük bebeği bir bulsam. Bir bulsam da Elif'e aldığım gamewatch'u ona versem. Gamewatch ver hadi, ne olur anne. Dur düşün. Anneciğim, ne olur. Hayır. Anneciğim, İlk önce masanın üstünü temizle öyle. Anne. Hayır. Vermeyeceğim. Anneciğim, hayır. Ne olur. Git çabuk. Elif, hadi kızım. 5 dakika daha ya. Beş dakikası kalmadı artık. Kalkamıyorsun sonra sabahleyin. Elif! Bir dakika anne! Bak tüketme beni, yorgunum zaten. Pişman etme insanı şunu aldığına. Uf, tamam ya. Yandım işte senin yüzünden. Tek başına gidebilecek misin okula yarın? Gidebileceğim tabii. Hem buket benden çabuk yoruluyor. Keçi! Keçi değilim ben. Keçi değilsin tabii, oğlaksın. Oğlak. Hadi azma. Gir yatağa bakayım çabuk hadi. Gir. Anneciğim bugün ne gündü? Salı. Cumartesi günü babama gideceğim mi? Elif her hafta gitmen gerekiyor. Niye soruyorsun ki? Geçen hafta gitmedim. Babanın işi çıkmıştır. Hadi uyu artık. Ben de orada video seyrederim.
Neracığım, rahatsız ettim seni. Kadir'in iş arkadaşları bizde. Şerminler de geldi, benim de buzum bitti. Gel. Elif yattı mı? Daha uyumadı. Aa, niye kalktın kızım? Kim diye baktım. Sonra kalksana, bize yabancı yok. Bakayım, uyusun da. Çok bekleriz, resme dalmışsın bile. İyi, sıkılırsan gel gene de. Olur. Benim resmimi ne zaman yapacaksın? Senin resmini yapabilmem için daha çok çalışmam gerek. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi? Kızım bırak şimdi onu, sütünü iç, geç kalıyorsun. Okula gitmeyeceğim. Saçmalama. Canım. Güle güle. Ay. Yavrum geç kalıyorsun, hadi. Güle güle. Alas mı aldık? Alas mı aldık? Günaydın. 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 Ne o kız, hiç yüz vermiyorsun. Görmedim, ne zaman geldin? Tuvaletteydim. Bana bak, yarın akşam Elif'i birine sat, birlikteyiz, tamam mı? Kime satayım ki, biliyorsun yok kimse. Vallahi onu bunu bilmem, yarın kaçıracağım seni. Bu kaçıncı be? Canım söyle teyzene baksın, ya da babasına söyle. Teyzeme mi? Aman onların dırdırları eksik olsun. Halisi desen ona hiç güven olmaz. Niye? Ayol kızı bir geceliğine ver diyorum. Elif'le nikah tazele demiyorum ki. Nasıl vereyim? Kızı alacağım diyor, unutuyor, gelmiyor. Aldığı zaman da video ile serseme çeviriyor. İşi başından aşkın zaten. Ne bir yere gittiğim var, ne kimseyi gördüğüm var. Nasıl sıkılmıyorsun şaşıyorum vallahi. Bir başka zaman. Ay, dur sana bir dedikodu anlatacaktım. Kiminle tanıştığımı imkanı yok, tahmin edemezsin. Günaydın. Günaydın. Sonra anlatırım. 1480 lira. Haydar yok mu? Gelmedi bugün. Bunlara güven olmaz ki. Elif! 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 Allah Allah! Elif gelmemiş! Acaba nereye gitmiş? Eli, Elif, Elif, Eli! Kız, çık ortaya! Elif! 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 Seher Hanım'a Elif gelmedi mi? Yok. Nerede bu kız? Ne bileyim, Buket mi ne bir arkadaşı vardı, ona gitti herhal. Hiç yaptığı iş değil. Peki sağ ol.
Hoş geldin. Elif sizde mi? Yo. Elif gelmedi bugün okula. Hiç mi gelmedi yani? Alo, Halis Bey'i rica edecektim. Ankara'da mı? 3 gündür. Elif orada değil mi? Kimsiniz? Sağ ol. Yok, babasında değil. Ankara'daymış Halis. Kiminle konuştun? Gündelikçiyle. Eminsin değil mi? Okula gelmedi bugün Elif. Hayır, gelmedi. Ben karakola gidiyorum. Bekle, seninle geliyorum. Göz kulak ol, biz hemen döneriz. 148-50-73, babasının telefonu. Ankara'da mıymış şimdi? Evet efendim. Okula gittik dediniz. Buraya geliyorduk hemen. Sonra okula soralım dedik. Nöbetçi öğretmen sınıf öğretmenleriymiş. Okula gitmemiş hiç. Komşulara da sorduk. Hiç anlamıyorum. Karakola gelmeden önce okuluna uğrayıp nöbetçi öğretmen. Öğretmenin adını biliyor musunuz? Melike öğretmen efendim. Soyadını bilmiyorum. Melike öğretmene sorduk ve o da okula gelmediğini söyledi. Komşulara ve esnafa da sorduk ve bir sonuç alamadık. Halen kızım Elif Günalp'in nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Tamam, ver imzalasın. Memur yolluyorum. Çevrede araştırma yaparlar. Buyurun gidin evinize hanımefendi. Biz gerekeni yaparız. Haber verirsiniz değil mi? Bir şey bulursak haber veririz tabii hanımefendi. Babasını bulun, babasını. Bir haber var mı? Geldiler. Babasında mı acaba? Açalım, geçsinler. Evden kaçmıştır belki. Geçsinler, geçmiş olsun Meral Hanım. Bir kere aşağı kapılmayın. Nasıl olsa hallederiz. Bunlar mümkündür halletmek. Geçmiş olsun, hallederiz. Nerede, kaçabilir mi evden? Kıpacıksız abi, evden kaçamaz. Hadi arkadaşlar, hemen toplanalım. Bir haber var mı? Yok henüz. Bekir Bey telefon ediyor sağa sola. Peki kardeşim, sağ ol. Henüz bir haber yok. Babasındadır ayol. Bak demedi demeyin. Boşuna bu telaş. Anne, Ankara'daymış adam. Hem haber vermez olur mu canım? 7 yaşında bir kız çocuğu kardeşim. Evet, kız çocuğu. Size telefon numarası versek? Peki, biz ararız efendim. Polis geldi. Elif Günal. Evet, kız çocuğu 7 yaşında. Geri dönün beyler. Hayır, öyle yaralı bir kız çocuğu var mı diye soruyorum. Anlıyorum. Peki, anladım. Ay, bırak şu sigarayı, miden delinecek vallahi. Midesine vurdu kızcağızın. Her şey olabilir, Allah korusun. Polis de geldi. Çevreyi tarıyor. Siz hiç merak etmeyin efendim. Bir haber var mı? Şimdilik bir şey yok. Biz durumu merkeze bildirdik. Haber veririz size. Haber veririz size. Merak etmeyin efendim. Bulunur hemen. Nereye gidecek? Gönlünü ferah tut kızım. Sabah ola hayrola. Elif nerede? Salak! Elif nerede? Allah'ın salağı! Cevap versene öyle alık alık bakacağına! Doğru konuş! Allah belanı versin senin! Ne diyeyim sana? Halis! Bırak! Karı olamadın hiç olmazsa anne ol ulan! Halis doğru konuşsana! Ya reis saçmalama! Ne halt edersen et ama ayılma bayılma numarası yapma bana! Ne terbiyesiz adammışsın sen be! Dünden beri mahvoldu kızcağız. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum. Hanımefendi, rica ederim sakin olalım. Sizin kim olduğunuzu bilmiyorum beyefendi. Ama bu kızı... Benim adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım. Şimdi tanıştık işte. Ama lütfen mantıklı davranalım hepimiz.
Meral Hanım çocuk bürosuna gittiniz mi? Karakola gittik, orada ifade verdik. Orada da Elif'i babası kaçırdı diye yumurtlamışsın. Suçlu gibi getirdiler bizi sabahın köründe oraya. Ben böyle bir şey söylemedim, seni onlar sordu. Meral Hanım, Halis, bu lafların sonu yok kardeşim. Hadi vakit kaybetmeden çocuk bürosuna gidelim. Kaç yıldır ayrısınız? 2 yıl oluyor. Çocuk anne de mi kalıyor? Hafta sonları bende kalır. Kaybolduğu zaman annenin mi yanındaydı? Evet efendim, annesinin yanındaydı. Eviniz kaç odalı? 3, 2 oda bir salon. Niye sordunuz ki? Hakkınıza her şeyi bilmem gerekiyor. Memur bey, kayıp kız çocuğu var mı elinizde? Önce sorulara cevap vereceksiniz kardeşim. Anlamadım, elinizde çocuk varsa görelim. Ya senin olmayan çocuğu alıp gidersen? Kardeşim, benim olmayan çocuğu niye alayım? Kayıp bürosu 1. katta. Şu an yapılabilecek her şeyi yaptık Meral Hanım. İnanın bana. Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. En iyisi bekleyin siz. Evden ayrılmayın. Ben sürekli ilgileneceğim. Ne oluyor orada? Ben bir bakayım. Ne oluyor, anlatsana. Hanımefendi, bunu nasıl söylesem bilemiyorum ama. Beyefendi, Elif'in kaybolmasıyla çırağın ilgisi olduğunu sanıyor. Efendim, eminim. Zaten kaç gündür kuşkulanmaktaydım. Bu olay olunca, bu olaydan sonra gelmedi markete. Yani kızınızın kaybolduğu gün araştırdım, polise ihbar ettim. Peki olduğundan nereden eminsiniz? Kızınızın eşarbı. Kızınızın eşarbı Haydar'ın üstünden çıktı, saklıyormuş. Durum kesin maalesef. Meral Hanım, bunu tanıyor musunuz? Evet, Elif'in eşarbı. Ne oldu, belli mi? Bakın, kesin bir şey bulmuş değiliz. Ama kuşkularımız var. Çırağın üstünden çıktı bu eşarp. Dün bütün gün dükkana uğramamış. Peki Elif, kızım? Sus sen, sus artık. Halis bey, neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Bize yardımcı olun. Başka çaremiz yok. Meral Hanım, şimdi çırakla yüzleştireceğim sizi. Onu tanıyor musunuz galiba? Meral Hanım'ı tanıyorsun değil mi? Evet. Peki. Bak, bu Elif'in babası. Sen bize demin anlattıklarını tekrarla. Onlar da duysun. Bir şey saklamadan. Meral abla, vallahi billahi görmedim. Görmedim Elif'i. Hiçbir şey yapmadım. Elif nerede? Elif nerede ha? Ne yaptın ona? Aşağılık köpeği! Ne yapıyorsun lan sen? Beyefendi sakin ol! Ne yaptın ona? Bırakın onu lütfen! Lütfen oturun! Bırakın! Elif'le uğraklarsa olur, nerede Elif? Oturun yanınıza! Oturun şöyle! Oturun diyorum! Meral abla, ben yapmadım! Vallahi ben yapmadım Meral abla! İnan ki ben yapmadım! Ne olur inan Meral abla, ben yapmadım! Allah Allah!
Haydar size ne ifade verdi komiserim? Dün maça gittiğini iddia ediyor Mithat Paşa'da. Bu yüzden işe gitmemiş. Tabii bunu tespit etmemiz çok güç. Yalan. Yalan bütün bunlar. Suçunu gizliyor it. Böylelerine aman verme beni. Bana kalsa şuracıkta sallandırırım onu. İbret olsun aleme. Beyler, beyler! Ne kolay adam asıyorsunuz Selahattin Bey. Anlamadım efendim. Hiçbirinizin aklına kızımın sağ olabileceği gelmiyor mu? Elif sağ. Ben bunu biliyorum. Kızım yaşıyor. Ah canım yavrum benim. Her felaket bizim umurumuzda. Allah aşkına yapma teyze. Vah yavrum vah. Yapabileceğimiz bir şey var mı kızım? Polis ne diyor? Meral ablacığım. Meralcığım otur şöyle bir toparla. Sana bir çay getireyim. Çay içmesin şimdi. Ada çayı var mı ada çayı? Bizde olacak anne gidip alayım. Buket de hep Elif'i soruyor yavrucak. Gel seni götüreyim buradan. Uzan biraz ha. Ah güzel kızım ah. Neydi suçumuz böyle? Her felaket bizi mi bulacak? Ailesi gelmedi mi? Hiçbirine haber vermedim. Anlarsın ya reis, bir göreyim. Kızı tanıyabilir misiniz? O değil. Kızım, bir lokma bir şey yeseydin. Alo? Ben Meral. Evet benim. Kim? Haydar'ın abisi mi? Meral abla, gir abla içeri. Soğuk. Haydar senin kardeşin mi? Haydar'ın abisisin değil mi?
Haydar kardeşim, abla bir şey yardım et ne olur. Hastasın sen, yatağına yatsana. Haydar zafiyet nedir diye sormuştu, ben de anlayamamıştım. Ciğerin yanık senin abla. Ne diyeyim ki, Haydar'ı tanırmışsın abla. Senin kızına enişmez ablacığım. Kuran ekmek çarpsın enişmez. Bak, böyle bir şey anlayamıyorum. Sakin ol biraz, anlat bana. Adın neydi senin? Hayrettin. Peki ne oldu buraya böyle? Neredeydi Haydar evvelki gün? Buralara arama yaptılar. Beni de bu sabah salıverdiler. Keşke beni hiç görmeselerdi. Beni görünce burayı hiç inanmaz oldular Haydar'ın sözüne. Haydar niye işe gelmedi evvelki gün? Sen de mi ona inanmıyorsun yoksa? Haydar'ı tanımıyorum ki doğru dürüst. Kızım kayıp. Seni de tanımıyorum. Bu ev, nasıl yaşıyorsunuz burada? Hiçbir şey bilmiyorum. Kimin canı bu evde yaşamak ister? Sokakta yürüyemez olduk. Burada da komadılar. Ben dediydim Haydar'a. Oralarda başına dert alırsın. Çalışma diye. O da olacak işte. Haydar neredeydi evvelki gün? Haydar maça gitti o gün. İşe gitmedi. Erken yer bulayım diye. Bizim takım gelmiş buraya. Kupa maçı mı? Ne? İnanmıyorsun değil mi? Nasıl istiyorum sana inanmak? Nasıl istiyorum? Eşarp diye tutturdular karakolda. Ben gördüm Eşarp'ı. Cebindeydi o gece döndüğünde, unutmuş. Gördüm dedim ama kimseyi inandıramadım. Eşarp. Ben görmedim Eşarp'ı, yok da Eşarp. Hava kötü, Eşarp'ı neden almadı diye düşündüm o sabah. Çıkarken yok da Eşarp'ı Elif'in. Doğru. Haydar'ın dediği doğru. Haydar yalan demez. Polise söyle. Kurbanın olayım abla. Söyle onlara. Haydar ölür orada kahrından. Yat sen. Karakola gidiyorum ben. Elif hayatta, biliyorum, yaşıyor Elif. Yat sen. Abla. Sağ ol. İçeride seni bekleyenler var. Kim? Gazeteciler. Meral Hanım değil mi? Evet. Kızınızla ilgili bir haber yazacaktık hanımefendi. Karakoldan geliyorum ben de. Yeni bir durum mu var? Kızım yaşıyor, eminim. Ya o sapık çırak? Haydar? Haydar suçsuz, bu kesin. Başka biri. Kaçırılmış olacak. Babasından mı kuşkulanıyorsunuz? Yo. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Boşanmışsınız. Aranız iyi değilmiş. Bakın, bu işin Halis'le bir ilgisi yok. O da arıyor çocuğunu. Hanımefendi, özel bir soru olacak ama boşanmış olmanız Elif'i etkilemiş midir acaba? Siz istemişsiniz boşanmayı galiba. Ne ilgisi var bunlarla? Gittiler. Ne dedin onlara? Ne hakkın var? Benimle böyle konuşamazsın Meral. Boşanma. Kendine edersin diye az mı söyledim sana? Ah, rahmetli anneciğim. Ah. Piyasada da kimsenin yüzüne bakamayacağız artık. Karının yediği naneye bak. Ya kardeşim, sen de bu gazetecileri bilmezmiş gibi konuşuyorsun. Böyle bir şey söylememiş diyorum sana. Teyzesi var ya, işte o. Teyzesinden de sülalesinden de başlatma onun. Katil olur insan be! Yazı işleri müdürüyle konuştum. Bugün gidiyoruz Meral Hanım'la. Tamam. Halis abi, şu profiller için geldiler. Bize iki kahve söyle.
Halis'cim bak, kızgınsın ama o da çocuğun anası. Perişan halde. Bu çocuk kaybolsaydı çıkardı şimdiye kadar ortaya. Kaçırılmış olamaz mı? Yahu kim kaçıracak Elif'i? Milyarder çocuğu mu bu? Canım bir düşün bakalım. Kendi ilişkilerini, Meral Hanım'ın ilişkilerini. İlişkisi falan olamaz onun. Çocuğumun anası o. Merak etme, gözüm üstündedir her zaman. Efendim. Aa, Osman Beyciğim, buyursunlar efendim. Yo yo, rica ederim. Vadeler biraz uzun da. Yarın sabah? Tabii, tabii, hallederiz efendim. Hürmetler. İş durmuyor ki Allah kahretsin. Bir an ucunu bıraksak tepe taklak gideriz. Öyle oynak bir piyasa. Sana da imreniyorum vallahi. Hiç değişmemişsin. Hep lisedeki gibi sakin. Niye gittik ki şu gazeteye? Gerekli düzeltmeyi yapacaklarına inanıyorum. Ne fark eder ki? Of, her şey öyle umutsuz ki. Ne yapacağımı bir bile bilsem. Umut, umut. Yaşadım ben. Kendim yaşadım. İnsan umudunu hiçbir zaman yitirmiyor. Elif! Elif! Elif şu kadının yanında! Durun çabuk! Meral Hanım! Geçer, bu da geçer, dayanmalısın. Bu da geçer, bu da geçer, bu da geçer. Bilet kontrol, lütfen biletleriniz. Buyur abi, buyur. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bilet kontrol, biletiniz. Sizin biletiniz, teşekkür ederim. Bilet kontrol bayan. Lütfen biletiniz bayan. Biletim yok. Bayan, bayan! Durun bayan! Biletsiz trene binmek yasaktır. Bırak beni! Çocuğumu götürüyor kadın. Cezalı bilet alacaksınız. Lütfen. Allah Allah. Yavrum! Canım!
benziyor muydu Elif'e? Bir şey görmedim ki, fırlayıp gitti, anlattım size. İnşallah odur, inşallah yavrucak. Değilmiş. O değilmiş. Elinin körü. Çocuğu gördünüz mü? Elif değil. Yanlış görmüşüm. Yanlış mı gördün? Sen neyi doğru gördün ki? Her şeyin yanlış senin. Çocuğuna sahip çıkacağına... ...bu saçmalıklarla uğraş sen. Bırak onu. Defol buradan. Defol git. Çocuğumu sen öldürdün. Katilsin sen. Saçmalama Çekil Halis. Çekil önümden be, çekil. Yeter Halis, yeter be. Hakem tutmadık seni başımıza. Her bir boka karışma. Terbiyesiz adam. O da çok güzeldi. Meral, bir haber var mı canım? Gelsene. Yo, aç değilim, bir şey yemeyeceğim. Hastalanırsın sen böyle. İşe başlamak zorundayım. Biraz daha kalsana. Biz idare ediyoruz. Yo, 20 gün oldu. Dünya durmuyor ki. Aramayı bırakacak değilim ama böyle olmuyor. Halis ne yapıyor? İpidir görmedim. Ümidini kesti o Elif'ten. Yapabileceği her şeyi yaptı aslında. Ama ben bununla yetinemem. Neler düşündüğümü sana anlatamam. Kısmet, ben... Yapmak istediklerime Elif'in engel olduğunu düşünürdüm. Yanılmışım. Kendi istediğim şeyleri savunsam Elif'i de daha iyi koruyabilirmişim. Ne çok vaktim varmış. İstemediğim her şeyi değiştirmek için. Uyuyan güzel. Ve biraz geç uyanan güzel. Bir öpücükle değil, bir tokatla. Uyandık işte. Korktum. Korktun mu? Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Galiba... ...senin şu acılarını yaşamak korkutuyor beni. Ondan da hep yalnızım. Ben gideyim artık. Yarın görüşürüz. Vallahi kardeşim, bana kalırsa kabul edin gitsin. Avukat bey, sen de öyle bir şey diyorsun ki... ...herif baba yadigarı arazinin üstüne yatmış. Verdiği de... Tövbe yarabbi! Peki, davayı açalım o zaman. Ama yıllar sürer bu iş, bilesiniz. Parasına faiz alırız kayınço. Uzun sürecek bu iş. Ne yapalım? Hiç değilse biz de onun yolunu kesmiş oluruz. Bedavaya malımıza ortak olacak adam. Şu an alacağın parayı hiç düşünmüyorsun ama. Ben malı kaçırmak istemiyorum. Turgay Bey, fotoğraftaki kız gazetelerin yazdığı kaybolan kızdır sanıyorum. Sizin bu işle ilgilendiğinizi öğrendim. Resimleri belki ailesine iletmek istersiniz. Ayrıca ben her gün sergideyim. Sürsün avukat bey, açalım biz bu davayı. Tabii, açalım. Meral Hanım? Çocuk konulu bu sergim için bir ay kadar önce Levent çevresinde de çalışmıştım. Meral Hanım çocuğun annesi. O da gelmek istedi. Körebi. Haydar bu. Gözündeki Elif'in eşarbı.
Şu arabanın yanındaki adam kim? O adam oradaydı hep. Arabayı park etmiş bekliyordu. Plakasını okuyabiliyor musunuz? 34SA342. Arabanın sahibi tamirci. Adı Hidayet Şeker, motorcuymuş. Trafikten öğrendim. Hidayet usta. Usta. Buyurun. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Sizde bir Renault var mı? SA342 plakalı. Evet. Şurada. Kız gibi arabadır. Motorunu sıfırladık. Piston gömlek değişti. Almak içindi değil mi? Satın almaya gelmedik. Bu adamı tanıyor musun? Kayık İbo. Ne oldu ki? Bu bayanın kızı kaçırıldı geçen ay sonu. Senin bu arabada kızın tam kaçırıldığı gün oradaymış. Bu Kayık İbo'yu nasıl buluruz? Yapma be abi. Kayık İbo. Yok. Sanmam. Keşti meşti ama... Çocuk niye kaçırsın? Garibanın teki. Yeni çıkmıştı içeride. Eskiden tanırım. Arabayı istedi bizden. Nakdi yoktu. Senet sepet anlaştık. Gece işi yaparım dedi. Pavyon işi falan. Parayı ödeyemedi. İşi tatlıya bağladık. Aldım arabayı, yırttık senetleri. Bir daha görmedim. Çocuk kaçırma işine girişmiş olabilir mi? Yok abi, ayakçı takımındandı. Kendi başına iş yapamaz yani. Neden yattı? Üstünde mal buldular. 1-2 yıl yedi. Şuradan sapacağız. Yattığı yer belli değil pis herifin. Acıdık. Merhametten maraz doğar diye buna derler işte. Şuraya bak. Köpek bağlasan durmaz vallahi. İbo nerede İbo? Ben Hidayet, Laz Hidayet. Aç. Tanıyamadın galiba. İbo nerede dedik be? Kayık gitti. Sizlere ömür. Dal gibi delikanlıya harcadılar. Ne diyorsun? Öldü mü İbo? Kim vurduya gitti? Babası sayılırım. Tak diye dürtmüşler böğrüne. Hanımefendi, saygılar hanımefendi. Bir lokma ekmek parası verenim kalmadı. Dinle baba, bu Kayık İbo burada mı oturuyordu? Ara sıra gelirdi, bir şeyler getirirdi işte. Yeni kurtarmıştı paçayı zaten. Al şunu, beni dinle. Bu İbo'nun yanında hiç çocuk gördün mü sen? Küçük bir kız çocuğu getirdi mi buraya? Çocuk? Çocuk çok. Peki nerede? Göster bize. Thank you.
Ne oldu Kotik? Kim lan bunlar? Bunlar Kayakibon'un arkadaşları. Merak etme aslanım. Sağlam arkadaşlar. Bu bayanın kızı kayboldu da. Kayık boyu bilirsin. Bilirdik. Cavlağa çekti. Bir kız çocuğu getirdin mi buraya? Ulan burada kız çocuğu ne arar be? Bizim işte kız olmaz. Kayıkibo hiç böyle bir kızdan söz etti mi? Kızım bu. Bana yardım eder misin? Ayıpsın abla. Buraya adımı telefonumu yazıyorum. Kızımın adı Elif. Eğer bir haber alırsan ne olur ara beni. Olur ablacığım, merak etme sen. Ne verdi lan? Ne verdi diyorum sana? Hiç. Bana maval okuma, ver şunu. Teşekkür ederim her şey için. İyi geceler. Meral Hanım, çocuk sevgisini de, kaybetmenin ne demek olduğunu da çok iyi bilirim. Eğer isterseniz, yani siz umudunuzu kesmedikçe birlikte arayalım Elif'i. Sağ olun. Sizin de işiniz var. Halis de sevinir herhalde. O geceden beri görüşmedik Halis'le. Ben size yardım etmek istiyorum, izin verirseniz. Yarın büromda buluşalım o zaman. Her şeyi bir bir gözden geçiririz, tamam? Hep meşgul. Matbaadan mı? Şimdi çıktı abi. Kusura bakmayın, bankadan ancak çıkabildim. İlanlar mı? Hadi yüklenin bunları, hemen afişlemeye başlayın. Peki abi. Hadi fırlayın oğlum, konuştuğumuz gibi diğer ilanları matbaadan alırsınız. Buyurun Meral Hanım, biz içeri geçelim. Bu afiş işi tamam. Kayıkibo'ya gelince bu adamı araştırdım ben. Birkaç olaydan sabıkalı. Ayakçı dediklerinden. Büyük iş çeviren bir tip değil yani. Esrar Keş. Sabıkası da ondan. Bir ara torbacılık yapmış. Ne yapmış? Esrar satmış yani. Öyle adam kaçırma, vurma gibi suçları yok. Bu adamın cezaevindeki durumunu araştırıyor Şükrü. Dilekçeler falan vakit alıyor tabii. Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Meral Hanım. Meral Hanım. Eğer işiniz yoksa diyecektim, yemeği biz de yiyelim mi? Açıkçası annem habersiz misafir getirince bana demediğini bırakmaz. Ama haber verince de öyle hazırlıklar yapıyor ki. Buyurun. Buyurun. Annem evdedir. Üst katı kullanmıyoruz. Altta oturuyoruz. Cennet gibi burası. Ah. Buyurun. Buyurun geçin. Ben şimdi geliyorum. Biz çok takılırız birbirimize. Annem ev kılığıyla misafir karşısına çıkmaz. Doğru gitti değişmeyin. Dışarıdaki çiçeklere kim bakıyor? Annemle ben. Bahçede büyüdük biz. Bense apartmanda. Karşı tarafta otururduk.
Bahçesi falan vardı apartmanın. Annem öldükten sonra Şişli'ye geçtik. Ne çiçek, ne ot. Halis'le şu Levent'teki eve geçince içim açılmıştı. Biz de apartman katına geçmiştik evlenince. Ne akıl. Şimdi buradayım annemle. Evli değil misiniz artık? Yüzük sadece bir anı. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Meral Hanım, annem. Evet, çok hoş bir baskın oldu. Aa, ne baskını evladım, can bağış üstüne. Ben misafir severim, sahiden severim. Ama bu çocuk bir kere olsun haberle misafir getirmez ki. maşallah Leman Hanım. Meral Hanım'ın şerefine. Kaç yıldır böyle güzel misafirim olmamıştı. Yalan mı? Sağ olun. Ben de yıllardır böyle güzel bir yemek yememiştim. Her bakımdan huzur dolu. Ah evladım, perişan olmuşsun sen. Anne biliyor musun, Meral Hanım benim dul olduğumu yeni öğrendi. Karımla oğlum, bizim için çok acı anılar. Ama paylaşmamak daha kötü. Her neyse, bir armağanım var size. Hayret. Turgay ilk kez söz ediyor bundan. Rabia ile Ozan'ı 5 yıl önce kaybetmiştik. Meral Hanım'ın çok güzel resim çalışmaları var. Gerçekten sevdiniz mi bunu? Tabii. Bu konularda iltifattan hiç hoşlanmam. Sevmeseydim çerçeveletmezdim zaten. O halde benden size bir armağan olsun. Benim de size verecek bir şeyim olmalı. Beş yıldır elimi sürmedim bunlara. Süremedim. Oysa resim yapmadan yaşayamam sanırdım. Doğruymuş üstelik. Yaşayamadım. Ne oldu Ozan'la Rabia'ya? Kaza. Görünmez kaza. Provizyon defteri, bilgin sende mi? Provizyon defteri yok. Ayrıca 88'i çıkarır mısın bana? 88. Meral Hanım, telefon size. Buyurun. Elif'in anası sen misin? Evet, buyurun. Kızını canlı görmek istiyorsan hemen 1 milyon lira bul. Alo. Alo, kimsiniz? Uzatma, kimseye de bir şey söyleme, biz gene ararız. Alo, alo. Gamze, kimdi güzelim? Müsait olmayanın kelimesi Gamze. Evet. Hiç. İyi misin? İyiyim. İyiyim, sağ ol. Bir dakika, bir dakika. Kimmiş bunlar? Ne dediler? Elif'in ellerinde olduğunu ne biliyorsunuz? İnanmak zorundayım. İnanmamak zorundasınız. Polise haber verelim. Dinleyin beni. Ben de Elif'i düşünüyorum. Öyle paldır küldür adamların dediğini yapmayalım. Halis'in burada olmaması çok kötü oldu. Yanlış anlıyorsunuz beni. Yardım etmek istiyorum size. Parayı hemen buluruz, mesele değil. Ya sonra? Diyelim ki bu adamlar Elif'i kaçırmış. Niye bugüne kadar beklediler? Bir ay oldu neredeyse Meral Hanım. Hem fidye için kaçırdılarsa neden Halis'i aramıyorlar? Halis burada değil ki. Hem belki Elif'i kaçırmadılar, buldular. Olamaz mı? Her şey olabilir ama tedbirsiz davranamayız. Elif için de tehlikeli olur.
İnanın bana. Elif'im. Peki gidelim polise. Oh Allah. Ne olur siz anlatın durumu. Yine arayacaklar mutlaka. Yardım edeyim. Gelsene, her yerde aradık seni. Ne zaman döndün? Bu akşam, uçaktan indim ve haberi aldım. Emniyetteydim. Bunlar bir daha ararsa polisi molisi karıştırma. Ben veririm gerekeni. Mesele bu kadar basit değil, konuşmamız gerek. Bak, gerekiyorsa seninle konuşurum. Bu ikimizin sorunu. Kayıkibo'nun hapishane arkadaşları bunlar. Bir göz atın. İyi geceler. Sen ne biçim adamsın? Onun nasıl canından uğraştığını biliyor musun? Ne hakla böyle davrandın ha? Hem de arkadaşın. Benden iyi biliyorsun neler yaşamış bu adam. Karısı, çocuğu... Şimdi senin çocuğun için uğraşıyor. Kızımız için, Elif için. Ya sen ne cehennemdesin? Cafer sen ne cehennemdesin? Bitti mi bu iş? Öldü mü? Öldü mü yani?
Ah güzelim, uyandırdın mı? Günaydın. Yo, hayır, dalmışım, buyurun. Hadi bakalım. Meral teyzesi, Buket'in sana bir sürprizi var. Ben yaptım. Ne güzel şey bu böyle. Sana getirdim. Canım benim. Torbası nerede bunun? Torbasını dikeceğim. Öğretmenimle dikeceğim. Epey uğraştı. Çok yorgunsun sen Meral'cığım. Bankaya gitmeliyim. Hemen bir telefon gelecek. Tabii. Biz de okula gidiyorduk zaten. Buket. Hadi kızım, geç kalıyoruz. Bırak onları. Dokunma. Buyurun. Meral Hanım, telefon. Buyurun, ben Meral. Kızın öldü. Alo! Alo! Kapandı. Alo! Alo, ben Meral. Öldürelim mi kızını? Alo! Alo, lütfen dinleyin! Lütfen! Meralciğim, bir şey mi var? Yok, yok bir şey, ne olur. İşinize bakın siz. Biriyle konuşmam gerek. Sağmalcılar cezaevi mi? Çal. Hadi çal, ne olur. Ne olur. Ne olur çal. Alo? Alo? Evet. İnanın hiç kimse olmayacak. Yemin ederim. Tamam, tamam efendim. Bu gece. Meral Hanım. Meral Hanım. Siz misiniz? Aramadınız beni, merak ettim. Kusura bakmayın, acelem var. Arayan olmadı mı? Hayır, hiç kimse aramadı.
Dur orada. Yüzünü duvara dön. Duvara yürü. Yürü. Evet, paralar. Aferin, aferin. Hiç fena değil. Elif nerede? Elif nerede? Elif nerede? Kızım! İşte Elif! Ah! Al sana kızını! Ah! Al! Ah! Meral Hanım. Meral, ne oldu sana? Haklıymışsın. Gel. Uyumak istiyorum. Gitme. Sakın gitme. Gitme. Korkuyorum. Ben de çok korkmuştum. Bir tek canavarların korkusu yok. Belki de en çok onlar korkuyor. Kaza demiştim ya sana. Ozan'la Rabia. Öldürüldü onlar. Gözümün önünde. Üstümüze ateş ettiler. Bir dava almıştım.
Müdahil avukat. Kan davası, kan davası gibi bir şey işte. Almamamı söylediler, tehdit ettiler. Ateş ettiler üstümüze. Ozan'la Rabia oracıkta öldüler. Ben kurtuldum. Omzumda iki kırıkla. Acısı bile kalmadı bir süre sonra. Yok, kalmadı değil, yer değiştirdi. Gelip şu şakaklarıma yerleşti. Hiç çıkmamacasına. Kin tutmamak. Dişe diş, göze göz istememek. Yok, çok zor. Ben kurtuluşu kaçmakta buldum. Bahçeye, çiçeklere, otlara, zararsız canlılara kaçtım durdum. Ve hala korkuyorum. Herkes korksa keşke. Yalnız ölmekten değil, öldürmekten de korksa. Acı çektirmekten. Şu fidye işini Meral Hanım, polise intikal ettirmek gerek tabii. Bankamızda istemeden neden olduğunuz şu meseleden hiç kimseye söz etmeye gerek yok bence. Konuyu umum müdürlüğe yansıtmadan çözmeye çalışacağım. Sizi şimdilik izin sayalım Meral Hanım. Müdür bey, biz arkadaşlarla düşündük. Eğer Meral Hanım izin verirse bu borcu hep birlikte ödemek isteriz. Arkadaşlarla. Meral Hanım'ı şimdilik izinli sayalım. Meralciğim. Meral abla. Suçsuz demişsin benim için Meral abla. Sağ ol. Yüzüne ne oldu abla? Bunu getirdim sana. Ben çıkarken eşyamla birlikte verdiler polisten. Hakkını helal et abla. Meral, ne oldu sana? Ne oldu? Resmini yapmamı istedin hep. Buyurun. Ben Ayşe, Meral'in komşusuyum. Tanışmıştık. Ha evet evet. Bir şey mi oldu? Yo, ben Meral'i aradım. Sizi de konuşmam gerek. Elif'i aramıştınız siz de.
Bilmiyorum. Durun durun, sakin olun lütfen. Size ne şekilde... Elif'i bulmak istiyorsanız Recep Sarı. Recep Sarı'yı bulun hemen. Fotoğrafı var sizde. Bu eski adresi. Ne olur polise haber vermeyin. Bir dakika. Durun. Durun bir dakika. Bırakın, bırakın beni, bırakın. Ama hakkınız yok buna, anlatmanız gerek. Kim bu Recep Sarı? Söyleyin, Recep Sarı kim? Hadi lütfen söyleyin. Buket'in babası o. Ne? Anlamadım. Recep Sarı, fotoğraftaki adam. Kızımın babası o. Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Elif'i kaçıran odur. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu. Kendi kızı sanıp. Aklımın ucundan geçmedi Turgay Bey. İnanın. Hapiste sanıyordum onu. Bugün aradım. Tahliye olmuş 3 ay önce. Peki ama neden? Niçin kaçırsın? Kocamın bunlardan haberi yok. Recep. Polise haber verirsek her türlü kötülüğü yapar. Meral'i o halde görünce... Söyleyemedim. Bir tek siz varsınız Turgay Bey. Ne olur kurtarın bizi. Bizim oralar çok mütasiptir. Göz açtılar. Recep'le gizli gizli buluşuyorduk. Evleneceğiz diyordu. Gerçekten seviyordu beni. Gitgide değişti sonra. Bir sürü serseriyle düşüp kalkmaya başladı. Çete gibi bir şey. Hamile kalmıştım. Söyledim ona. Ben büyük davaların adamıyım. Çoluk çocuğa karışamam dedi. Aramadı bir daha. Sonra bir duydum tutuklanmış. Bir adam vurmuş Ankara'da. Karnımda çocuk kala kaldı. Evden anlarlarsa öldürecekler. Abim İstanbul'daydı. Aldı yanına beni. Buket doğdu. Sonra Bekir'le tanıştım. Yalan söyledim ona da. Babası öldü dedim. Kabullendi durumu. Kızıma babalık etti. Bu Recep her şeyi yapar Turgay Bey. Belalıdır. Bana haber üstüne haber yolladıydı içeride. Cevap vermedim tabii. Veremezdim. Sonra kesildi. Kurtuldum sandım. Fotoğrafı görünce kafama dank etti. Ne olur gidin kurtarın Elif'i. Bakar mısınız? Evet, buyur. Bilal Merih, siz misiniz? Evet. Ben Recep Sarı'yı arıyorum. Nerede bulunur acaba? Ali! Gel bir dakika. Evet. Merhaba. Merhaba. Recep Sarı'yı aramıştım. Arkadaşı mısınız? Akrabayız. Ne yapacaktınız Recep'i? Çok önemli bir konu var. Mutlaka görmem gerek. Ankara'dan mısın? Bir haber mi var? İstanbul'dan. Nasıl haber? Gördüğüm yok. Burada değil. Recep Sarı'yı tanıyor musun? Önemli bir işim var onunla. Yeni tahliye oldu, 1-2 ay önce. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seni görmek isteyen biri var. Ya!
selam. Adını bağışlar mısın? Turgay, Turgay Aker. Seninki Ali'ydi değil mi? Sen niye aramıştın Recep'i? Bakın, ben avukatım. Onu mutlaka bulmam gerek. Bir çocuk var Recep'in yanında, bir kız çocuğu. Kendi çocuğu sanıyor. Sen Ayşe'nin nesi oluyorsun? Ben avukatım kardeşim. Ayşe Hanım'ı tanırım, bana meseleyi anlattı. Bu hukuksal yollardan hallolacak bir iş. Ama durum başka. Recep'in yanındaki kız kendi kızı değil. Bakın, size kanıtlayabilirim. Bak avukat bey, sen bırak kağıt mağıt göstermeyi de en iyisi İstanbul'a dön. Recep sağlam çocuktur, halleder işini, tamam mı? Çocukların nüfus kağıdı var yanımda, göstereyim. Bak, sen efendi adama benziyorsun. Efendice çek git buradan. İçeride gördüğün Recep'in kardeşi. O Ayşe Kaltağına da selam söyle. Böyle dümenlerle alamaz bizden çocuğu. Keriz yok karşısında. Vay! Avukat bey! Nasıl buldun evi? Biraderi mi takip ettin? Gel gel! Söyle gel! Bizim kızın nüfusunu getirmişsin! Zahmet oldu sana! Sağ ol, ver bakalım! Ayşe Hanım'ın size mektubu da var. Aşağılık deyus! Yedirim can bunlar sana, saatin köpek! Recep bey! Başlatma beni! Anlamıyorsun, elindeki kız senin kızın değil, adı Elif, başka bir kız o. Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı? Delik deşik ederim ulan seni, delik deşik!
Hiç durma lan it! Hiç durma! Durma! Delik deşik et ulan! Hadi ulan köpek! Delik deşik et! İt!